Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan arkadaşlar. 19 Nisan 2022. Şöyle fıstıklarla bağlarda bir son durum yapmak istedim sizlere. Geçen biliyorsunuz çiçekten kaynaklı bir video çekmiştik. Çiçek döneminde ilaç ya da sürümle ilgili yapılır mı yapılmaz mı diye. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir yakınlaştırayım size. Bakın şu alanı biz ham bırakmıştık. O zaman çiçek döneminde geçirip tekrar sürecektik. Onun için dedim şöyle bugün bir gelip bunu kontrol edeyim. Çiçek durumunu atlatmışsa sürelim dedik. Ama şöyle arkadaşlar baktığımızda daha çiçek dönemini atlatamamış. Daha bir hafta 10 gün falan var gibi görünüyor. Çünkü tanelerin şöyle mercimekten küçük, böyle hafif hafif artık belirgin olması lazım. Çiçek döneminden tam emin olabilmemiz için. Bakın şurada bağ arkadaş, ben işin açıkçası bağdan bu yıl böyle bir performans beklemiyordum. Bu sonbaharın sonu ve ilkbaharın girişindeki aşırı soğuklar, karlar nedeniyle böyle bir performans beklemiyordum. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi doğan her gözümüzde üzümümüz var. Yani çok şükür bu zamana da soğuk falan dokunmadı. Aşırı soğuklar oldu ama gördüğünüz gibi şöyle şu kırmızı kırmızı olanlar. Bunlar kilis karası arkadaşlar. Bunların kırmızı olduğuna bakmayın, aslında bunlar kara. Şimdi bunlar kararır mis gibi. Zamanı gelince bakın. Yine aynı keza burada. 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 Hemen hemen her doğan gözümüzde üzümümüz var çok şükür. Bakın aynı şekilde bu. Şimdi şöyle baktığınızda arkadaşlar, yani senenin ne kadar iklim şartlarının değişik olduğunu göstereceğim size. Şöyle baktığınızda bu sıranın bağ sırası olduğu, yani yapraklanmadığı için, halen daha böyle sürgünler sürmediği için belli olmuyor. Bakın şöyle. Bizde şöyle bir laf var. 15'i, Nisan'ın 15'i dedi mi bağlar derler böyle sıra sıra, yani biz baran diyoruz ona. Bağlar böyle sıra sıra baran baran görünür. Uzaktan baktığınızda da bağlar uyanmış hissiyatına kapılırsınız. Bu yıl öyle olmadı arkadaşlar. Çok geç kaldı senemiz. Yani bugün Nisan'ın 19'u. Halen daha şöyle bir parmak falan boyunda sürgünler işlemiş. Bakalım, bazen bakın şöyle şu tür çiçeklerimizde de gördüğünüz gibi halen gözler daha yeni yeni uyanmış. Sanki böyle küçük olmuş gibi uyanalı. Ama uyananlarda bakın gördüğünüz gibi üzüm yine var. Yine takip edeceğiz. Yani üzüm yoksa yapabileceğimiz bir şey de yok arkadaşlar. Şöyle şu fıstığa da bir bakalım. Yani açımı, salkım dolgunluğu çok güzel arkadaşlar. Yani şu söbeğin dolgunluğu çok güzel. Benim hoşuma gitti. Ama bakalım çiçek dönemini nasıl atlatacak. İnşallah yani bugünlerde, bugün yarın yağışlı gözüküyor ama bakalım, o yağmur da olumsuz etkileyebilir. Ama yağmur yağmasa da olmaz. Bakın arkadaşlar yine aynı keza burada salkımımız. Burada, burada, burada. Yani doğan her gözde benim gözlemlediğim salkımımız var. Üzümümüz var Allah'a şükür arkadaşlar. Yani ben dediğim gibi bu yılki bu iklim şartlarına göre bunu da beklemiyordum. Yani işin açıkçası pek bir ümidim yoktu. Gördüğünüz gibi doğan her salkımda, doğan her sürgünde üzüm salkımı var. Bakın şu yeşil budama dediğimiz olay var ya arkadaşlar. İşte onlar bunlar, bakın. Bakın bunlar onlar. Bu bedende, bu omçada bizim bilinçli bıraktığımız gözler hariç, mesela bakın şu. Bunlar bilinçli bıraktığımız gözler hariç hiçbir şey olmayacak bu bedende. Hiçbir yeşerti olmayacak arkadaşlar. Hemen şuna da bir bakalım. Da bunda fıstık yok gibi. Şurada var birkaç salkım şu arada. Onun dışında pek iç açıcı gözükmüyor. Bakın şurada bir ceviz açladım arkadaşlar. Ona da bakalım sizlerle. Burada 4 ağaç cevizim vardı. Çeşitleri çok kötüydü.
Onlara böyle bir değişme yaptım bu sene. Bakın bu da arkadaşlar, mesela deminki baktığımıza göre tamam, dolgun söbekler, dolgun güzel geliyor ama biraz zayıf kalmış sanki. İşte bu yıl havalar çok dengesiz. Yani böyle bir anda hepsi birden böyle gelin gibi süzülüp gelemedi arkadaşlar. Bakalım, ben de ilk kez bakıyorum bu aşıya. Şu bu tutmuş arkadaşlar. Bu da patlamak üzere. Bu da patlamak üzere. Bu da aynı şekilde bakın. Patlamak üzere. Yani şu ağaca ben 4 tane kalem atmışım ceviz. Yani düşünün, bir tanesi uyanmış. Bir tanesi hafif. Böyle bir iki gün olmuş. Bir tanesi eli kulağında gibi. Yani aşıda bile bir dengesizlik var. Ne tuhaftır ki. Aşıda bile bir dengesizlik var. Şöyle şu manzarayı da size bir göstereyim arkadaşlar. İftara da daha 1,5 saat falan var. İşte bu arada dedim şu şeyi bir gezeyim, fıstığı, ona göre. Çünkü ilaç da atmamız lazım arkadaşlar. Artık fıstığa ilaç zamanı da geldi. İlacı da atmamız lazım. Akabinde hemen sürümü de yapmamız lazım, görüyorsunuz. Bu kez beşliyle derin sürüm planlıyorum buraya. Bakalım. Ama büyük ihtimalle öyle yapacağım. Yani sürümü dün bitirdim. Sürümü bitirdim. İşte bugün de dedim buna geleyim bakayım. Çiçek döneminde atlatmış, hemen buna da. Yani bayramdan önce bir bunu da elden çıkarayım. Bayramdan sonra yakalmasın telaşımız. Çünkü bayramdan sonra bu otlar arkadaşlar, hem otları alacağız. Hem bağların yeşil budamını yapacağız. Hem ilacını atacağız. Hem fıstıkların ilacı. Yani bayramdan sonra çok yoğun bir tempo bekliyor beni. Bakın şu ağaç. Hemen şunu da göstereyim size. Şu ağaç dallanmış arkadaşlar. Böyle biraz yapraklaşmış. Güzel bir forma bürünmüş. Bu maşallah şeyi de güzelmiş. Fıstığı da bayağı bir güzel. Şu mercan yönünü bir sayalım şöyle. Fıstığı da bayağı güzel arkadaşlar, bakın. Yani güzel fıstık var. Ondan demek ki böyle yoğun duruyor. Şunlar mesela. Gerçi bunda da fıstık güzel ama bu bunun gibi değil. İşte dediğim gibi soğuklardan bu sene bu ağaçların uyanmasında, çalışmasında sıkıntılar, bir aksaklıklar oldu. Ama şu an için yani mahsul meyve oranında hem bağda hem de fıstıkta bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Hemen şu aşımıza da bakalım. Ben de ilk kez sizlerle bakıyorum. Evet, bu şuradan patlamış ama bu aşı zayıf olmaz arkadaşlar. Şu güzel. Bu güzel geliyor. Bakın. Bu ağaç ben kestim. Bunu halen çamur, bakın. Bu çamur yağmur çamuru değil. Ağacın kendi suyunun çamuru. Bakın halen ağaçtan su geliyor. Kestim. 15 gün bekledim. 15 gün sonra geldim. Bu ağaç su veriyordu. Yani dedim seni daha ne zaman bekleyeceğiz. Aşıyı yaptım. Normalde cevize 15 gün geçmeden suyunu, yani bıraktığı suyu durmadan aşı yapılmaz. Ama ben kalemler duyanıyordu o zaman, mecburiyetten yaptım. Şöyle bakın arkadaşlar, bu ağaç büyük ihtimalle olmayacak. Yani şurada gözler patlamış ama bakın hepsi patlamış. Ama bu suyun içinde, bu acı suyun içinde, şu toprağın çamuru bu cevizin verdiği acı su. Acı su bunları boğacak. Bunlar olmayacak. Yani bunlar tutmuş gibi görünüyor ama sonra yine bakarız sizlerle. Bakalım doğru mu söylenmişiz. Yanılmış mıyız? Ama o olmayacak. Uyanmasına bakmayın. O dibindeki sudan da o kalemler uyanmış olabilir. Yani kaynama olmamış olabilir. Bu da diğeri arkadaşlar. Diğer bir tane bakın. Bunda su falan yok. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Yine bu aynı şekilde patlamış. Bu patlamak üzere. Şu da patlar da sanki şüpheli gibi. Şu da bakın patlamak üzere. Şimdi ya bunların bir karış falan sürmesi lazımdı. Bir karış falan olmaları lazımdı. İşte bu iklim. Şimdi biraz da şu iklim değişikliklerinden bahsederim arkadaşlar.
Şimdi bu son yıllarda, son 5-10 yıldan beri dikkat ederseniz her sene diyoruz ki bu yıl işte şu kadar yılın son, işte şu kadar yılın en soğuk yılı geçti. Yaz geliyor, diyoruz ki işte son şu kadar yılın en sıcak kış yazı geçti. Her sene bir öncekinden değişik geliyor arkadaşlar mevsimler. Bu küresel ısınma dünyamızı mahvediyor işin açıkçası. Yani ben bunu artık net olarak gözlemliyorum. Yani önce böyle yılda hani yarım derece bir derece sıcaklıkta eksilme ya da artma oluyordu. Ama artık öyle değil. Mesela ben Mart'ın 12'sinde Mart'ın 14'ünde kilise kar yağdı. Yani babam rahmetli bundan 60 yıl önce askere gitmiş. Mart'ın 12'sinde askere gittim, kar yağdı derdi. 60 yıldan beri olmayan bir olay bu yıl tekrar gerçekleşti. Dediğim gibi her yıl biraz daha farklı hal almaya başladı. Yani şu anda Güneydoğu bölgesinde Kilis, Antep, Urfa, artık Diyarbakır, Mardin, o taraflara doğru gidin. Şu anda kuraklık var arkadaşlar. Aşırı derecede kuraklık var. Yani Nisan girdiğinden beri buraya bir kez, o da böyle kandırmaca gibi bir yağmur yağdı. Tatmin etmedi. Bugün yarın görünüyor. Gördüğünüz gibi hava bulutlu. Ama yağar mı yağmaz mı bilmiyoruz. Şu anda ekinlerin durumu çok kritik. Hem yağış sıkıntı, hem küresel ısınma sıkıntı. Yani dünya bu tarım anlamında çok farklı yerlere gidiyor. Yani ben burada mesela bu fıstığı atıyorum, bu 10 sene sonra burada yetiştiremeyebilirim artık buradan. Ya soğuk olur, aşırı soğuk olur, fıstık olmaz. Ya da aşırı sıcak olur. Yine olmaz, başka bir şeye yönelmemiz gerekebilir. Yani tarım kültürümüzü Güneydoğu için, tek Güneydoğu için de, yani bunu Türkiye'nin bütün iklimleri, bütün bölgeleri için söyleyebiliriz. Tarım uygulamamızı, tarım kültürümüzü değiştirmemiz gerekebilir. Bu da çok büyük bir kriz demek arkadaşlar. Neyse, hemen şu ağaca da bakalım. Bunu bakın, domuz gelmiş namussuz. Şuralardan bir yerden gelmiş. Namussuz domuz, burada benim başımın belası. Gelmiş bu ağacı burada biraz, bu ben sürdüm buraları da, böyle iyice eşelenmişti. Bu ağacı parçalamış, Allah versin. Yani şeylere, ağaçlı kalemlere bir şey yapmamış. Şimdilik şu kalem yine aynı keza patlamak üzere. Şu patlamak üzere. Bu. Yani bu da tutar büyük ihtimalle. İşte bir o su veren sıkıntılı arkadaşlar. Onun dışında hepsi de tutacak gibi duruyor. Tuttular. Yani gipsi yok artık. Bunlar tutmuş da. Bunları yine burada ilaç videolarımızda işte. Burada çektiğimiz. Burada çok sıkça video çekiyorum ben. Hemen şurada evimin yanı olduğu için kolayıma geliyor işin açıkçası. Hemen böyle. Şu anda bakın gezmeye çıktım. Burada bir video çektik sizlerle. Bakın bu da güzel tutmuş bir ağacımız yine. Yok ben fıstıklarımın da tutumlarından memnunum arkadaşlar. Yani ben de biliyorsunuz 2 yıldan beri ben bu yılı saymayalım. Bundan önceki 2 yıldan beri video çekip paylaşıyorum sizlere. Her yıl az çok illaki oluyor. Yani daha boş attığım bir yıl olmadı fıstıkta. Bakın her ağacımda hemen hemen meyvem var. Yani oranlarsa şöyle söyleyebilirim. Ha, tabii geçen seneki gibi bir fıstık tutumu yok tabii. Ama geçen seneye göre oranlarsak %60, %70 oranlarında yine bir fıstığım var. İşte dediğim gibi ben karagözlere, o zaman karagözleri döktürmedim arkadaşlar. Yaptığım yapraktan takviyelerle. Topraktan yine hayvan gübresi vermiştim geçen yıl. Bu yıl hiçbir şey vermedik. Hayvan gübresi verdik, yalnız yine bunlara vermedik. Bunlara geçen yıl verdim, ondan önceki yıl verdim. Ondan önceki yıl hem hayvan gübresi hem 18-46 verdim bu yıl. Dedim bunlar hem de pahalı. Dedim bu yıl bir sene boş atın, bir seneyle bir şey olmaz. Biz yıllardan beri sizi idare ediyoruz. Hani dedim biz bir yılda siz bizi idare edin. Onun için bu yıl herhangi bir şey uygulamadık. Bakalım, bekleyeceğiz arkadaşlar. Yine biraz çok konuştum. Kusuruma bakmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın.
Videomuzu beğenin arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.